Sonra onun üzerine Kemal pilerini kaldırdım. Kemal dedi ben de hayır görüşüm, tüm görüşlerine katılıyorum ve ölüm borcuna başlıyorum. Kemal'dan sonra ben evim kaldım. Helik ameliyeti ve sıra nedir? Dicem ve bu dünyada da aracıyım öteki dünyada da. Diyarbakır cezaevinin zulmünü yaşamak, ölüm onun yanında ne ki? Tüy kadar hafiftir. Esat Oktay dönemi mi başladı? Hücreler bölümünün her katının giriş bölümünde yaklaşık 5-6 metrekare genişliğinde bir gardiyan odası var. Bir masa, bir sandalye var. Bir de oranın kapalı bir hücresi var. O da 4-5 metrekarelik bir kapalı hücredir. Yani demir bir kapısı var, pencerelisi falan yoktur. Oraya işkence tezgahları kurdular. İşkence tezgahları derken yani balta sapı, kürek sapı, kazma sapı, içine demir konulmuş lastik hortumlar, joplar, bunları o kapalı hücrelere koydular. Ve her hücre için 20 tane komando görevlendirdi. 20 komando. O gardiyan odasının duvarlarına ne mutlu Türk'üm diyene. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Türkiye bir bütündür, parçalanamaz. Türkiye uzanan eller kırılacak gibi sloganları güzel bir yazılarla yazıp yapıştırdılar. Ve ondan sonra gelip zaten bize diyorlardı dayak düzeni al. Dayak düzeni al demek elini hücrenin parmaklarından uzat. Uzat ki ben sopalarla vurayım. Biz uzatmıyoruz. Ondan sonra hemen kapıyı açıyor ki kişi, 20 kişi, 20 kişi. Sen yakana yapışıyor, 2 kişi alıyor, götürüyor. Götürür seni o gardiyan odasına. Mesela bizi götürüyordu. Gittim, ben de diyorum ki Erkan Uzun. Bizi çağırdı, çıkardılar, götürdüler. Yani döve döve götürdüler. Oraya dediler, onu oku. Baktım, okumuyorum. Niye ulan? Okuma yazmam mı? Yok. Okumam yazmam var, okumuyorum. Türk müsün değil misin? Hayır, Türk değilim. Nesin? Kürdüm. Çavuş, savcı oluyordu. İki tane gardiyan da hemen o masada hakim oluyordu ve bir mahkeme, ya oyuncak bir mahkeme kuruluyordu. Ondan sonra birbirlerine kulağına buna ne gibi bir ceza verelim. Savcı diyordu, yani çavuş, savcı konumundaki çavuş diyordu 70 tane kalası bunun ayağının altına vurulsun. Mahkeme de onaylıyordu. Ondan sonra bizi sırt üstü yatırıyorlardı. Sırt üstü yatırınca bir komando göğsümüzün üstünde oturuyordu. Bir ayağımızı havaya kaldırıyordu böyle. Ondan sonra ayağımızın burasına jopun arkasında bir ip var. O ipi geçiriyordu. Ondan sonra çeviriyorlardı, çeviriyordu. Ayağı tutuyordu. Ondan sonra birisi öyle tutuyordu ayağı böyle. Diğeri, diğer jopu bu ayağa geçiriyor, jopun arkasındaki ipi. O da onu tutuyordu. Ondan sonra iki tane gardiyan ellerinde balta sapı. Demir döver gibi, yani demircide demir dövülüyor ya, öyle ayağının altına vurmaya başlıyorlar. 10 tane vuruyor. Çavuş diyor, Türk müsün, Kürt müsün? Kürdüm. Devam. Türk müsün, Kürt müsün? Devam. Türk müsün, Kürt müsün? Devam. 70 tane ayağının altına, artık ayaklar kanardı. Ondan sonra kaba yerlerimize, et yerlerimize. Yalnız şuna çok dikkat ediyorlardı. Ölümcül yerimize vurmuyorlardı. Yani direniş döneminde bizi öldürmemeye, bizi çökertmeye dikkat ediyorlardı. Çünkü çok iyi biliyorlardı, yani bu işkencenin başı, işkencecilerin başı Esat Oktay Yıldırım, direniş anında birisi öldüğü zaman onun kahraman olacağını, onun ardından yeni direnişçilerin çıkacağını biliyordu. Onun için bizi fiziki olarak değil, ruhen öldürmeyi
tasarlamıştı. Ve artık sen dövülemez hale gelince, zaten yürüyemiyorsun, ayaklarımızı tutuyorlardı, bizi sürükleyip hücreye koyuyorlardı, iki kişi daha getiriyorlardı. Aynı uygulama onlara yapılırdı. Tabii bu ara düşenler, Türk'üm doğruyum, çalışkanım diye Türk andını okuyanlar oluyordu. Onları ayrı kurallara uyanların hücresine, yani Türk olduğunu kabul edenlerin hücresine koyuyorlardı. Ve bu uygulama her gün istisnasız sabahleyin saat 5'te başlardı, akşam saat 5'te biterdi. Her gün. Bu hem 36. kovuş, yani karşılıklı hücrelerde, hem 36'da hem de 35'te bu böyle sabah başlardı, akşam biterdi. Tabii şimdi akşam olunca sen rahat, hani ben uyuyayım artık dayak da yemeyeceğim diye düşünürdün ama ona müsaade etmezler. Geceleri ne yapıyorlardın? Bazı askerlere görev verilirdi. Onlar sabahtan akşama kadar teneke döverlerdi. Sen uyumaya çalışıyorken bir bakıyorsun 5-6 tane asker birden senin hücrenin önüne geldi, fermuarlarını çekti, erkeklik organlarını çıkardı ve toplu halde senin üzerine işemeye başladı. Ondan sonra sen artık geri kaçıyorsun. Biz su aktığı zaman biz de ayakkabılarımızın içerisine su doldurup onlara fırlatıyorduk. Veya sen uyumaya çalışıyorsun, bir bakıyorsun elinde uzun kalaslarla geldi, senin buranı, kafana veya neresi rast geldiyse o kalaslarla vurmaya çalışıyorlar. Sen kalası tutuyorsun, onlar çekiyorlar, sen çekiyorsun, bir komedi oluşuyor. Bazen gardiyanlar sırt üstü düşüyor. Öyle sabaha kadar, yani bizi uyutmamak için özel kişiler görevlendirilirdi ve öyle yapar. Bazen de mesela soğuk su bidonlarıyla bir bakıyorsun geldiler, soğuk su bidonları hücrenin içine döktüler ve bütün, yani senin üzerinde yattığın bataniye gibi şeyler, onlar da yamyaş oldu ve sabaha kadar sen Diyarbakır soğuğunda, yani Şubat soğuğunda öyle kalıyorsun ve hücrelerde bu uygulamalara başladılar. Ve buna karşı ilk ölüm orucu başladı. Yani tek şeyimiz var, bize işkence yapılmasın. Biz asker değiliz, normal tutuklu muamelesi, yani bu cezaevinin tüzüğü veya tutukluyu idare eden bir belge varsa bu neyse bu uygulansın. Biz asker değiliz, bize işkence yapılmasın, yoksa biz ölüm orucunda öleceğiz. Şimdi bu ölüm orucu 13 kişiyle başladı. Aklımda kalabildiği kadarıyla Mehmet Hayri Durmuş, Kemal Pir, Orhan Aydın, Zeki Yılmaz, Mehmet Cahit Çener, Müzaffer Ayata, Ahmet Serin, Süleyman Günyeli olabilir. Çıkarmayı da Orhan Aydın yaptı. Çavuşu çağırdı, dedi ki çavuş gel buraya dedi. Yani o dönemde çavuş gel buraya demek çok başka bir olay yani. Normal bir cezaevinde bir savcıyı öldürmek kadar tehlikeli bir iştir. Çavuş gel buraya dedi. Dedi biz bu kişi bugünden itibaren açlık grevine giriyoruz. Bu dilekçeyi götür idareye ver. Çavuş dilekçeyi aldı, götürdü idareye verdi. Onun ardından yüzbaşı Esat hemen komandolara gönderdi. Hepimizi, yani direnen, kurallara uymayan, biz 120 kişi kalmışız artık o süre içerisinde. Her gün dövüle dövüle, bir gün birisi sigara dayanmamış, birisi diğeri dayağa dayanmamış, diğeri susuzluğa dayanmamış, diğeri açlığa dayanmamış, diğeri envai türlü işkence yöntemine dayanmamış. Tamam ben Türk'üm demiş, ondan sonra önce ikinci kata, üçüncü kata konulmuş, ikinci kata, üçüncü kattan sonra koğuşlara dağıtılmış ve biz 120 kişi kalmışız. 13 kişi ölüm orucunda kalanları birinci ve ikinci kata koydular. Biz geri kalanlar hepimizi dördüncü kata üç hücreye koydular. Hücrenin büyüklüğü 5,5 metrekaredir ve biz 107 kişi. 107 kişi biz üç hücreye konulmuşuz. Suyu havada yakalayıp içmeye çalışıyorduk. Benim bazen böyle şeytanlığım falan gelir. Öyle bir su içtik artık biraz doymuştuk. Ben dedim ya bari sabun olsaydı bir yıkansaydık. Gardiyan hemen durdu, tililili dedi, sevindi, bidonu bıraktı, gitti. Gitti, bir tür sabun getirdi, o bidona koydu. Ondan sonra karıştırdı, öyle üstümüze atmaya başladı. Sonra bir sürü arkadaş bana kızdı, yahu dedi, sen nereden içtin geldi, bu aklıma geldi, söyledi. Biz kendimize su içecektik. Biz de tabii üzerimize aldık, tursili soyunca ondan sonra yıkanmaya
başladı. Eğer sen hücrenin dış kapısının yanındaysan sen arada tuvalete gidemezsin. Onun için biz böyle sıra halinde, yuvarlak sıra halinde durmuşuz ve bütün sıralar dönerlidir. Sen dönersin, eğer tuvaletin yanına gitmişsen tuvalete gidebilirsin. Ben çok iyi hatırlıyorum, bir kere ben tuvalete gittim. Tuvalete gideceğim, tuvalete 18 kişi kalıyor. Ve hepsi ayaklarını, kimin ayağı, kafası böyle üst üste. Ondan sonra ben tuvalet deliğini bulabilmek için 7-8 tane ayağı yana vermişim. Öyle deliği bulmuşum. Ondan sonra ayakların üstüne ayaklarımı basarak tuvalete gitmiş. Böyle bir uygulama vardı. Şimdi bu uygulamalar esnasında bizim yanımızda, benim gözlerimin önünde insanlar da öldü. Ölüm orucunda ölen oldu mu? Devam ederken Ali Erek 30. gün mide kanaması geçirdi. Onu aldılar, bizim bilmediğimiz bir yere götürdüler. Sonra biz Ali Erek'in açlık grevini bıraktığını, hatta Mustafa Karasu'yu götürdüler. Onun yanına Mustafa Karasu gitmiş, orada domates falan yanında var, peynir falan yanında var. Yani yediğini görmemiş ama yatağının yanında var. Yani biraz da yenilmiş. Yani Mustafa geldi bize, dedi Ali bırakmış açlık grevini. Bir müddet sonra Ali'yi getirdiler, tek bir hücreye koydular. Gece sabaha kadar bağırıyordu. Yani vay, 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 böyle aralıksız bağırdı. Sabaha doğru gelip alıp götürdüler. Altı ay sonra mahkemede bir onun yargılandığı davadan birisi geldi. Mahkemeye gitti, geri döndü. Savcı bu mahkemede Ali Erek'in öldüğünü, bundan sonra davasının düşmesi gerektiğini mahkemeye önermiş ve biz oradan Ali Erek'in öldüğünü duyduk. İlk bu cehennemdeki ölü Ali Erek. Dayakla kimseleri öldürdüler mi? Gözlerimin önünde başka bir ölüyü ben gördüm. Öldürülen birisini gördüm. Ben 5. hücrede kalıyordum. Benim yanımdaki hücre 4. hücreydi. Sol yanımdaki hücre 4. hücreydi. Ve bu 4. hücrede köylü bir adam kalıyordu. Yani 5 kişi kalıyordu. Bunlardan birisi köylü birisiydi. Helvanlıydı. Adı Cemal'dı. Soyadını şu anda hatırlamıyorum. Cemal'dı. Ve herhalde küçükken raştizm hastalığı geçirmiş. Kolları, parmakları, bacakları biraz çarpıktı. Gardiyanlar bundan dolayı buna ötüsüz Nuri diyorlardı. Yani öyle bir isim takmışlardı. Bir gardiyanın öyle keyfi demek ki o gün artık birisini öldürmesi. Yani belki Asad ona demiş ki birisini öldür. Yani bunlar korksunlar, uysunlar. Geldi, ötüsüz Nuri dedi, çık hücreden. Çıktı. Adam kurallara uymuyordu. Köylüydü ama uymuyordu. Onu önce destekli bir tokat bunun çenesinin altına vurdu. Adam yere devrildi. Ondan sonra bir zincir getirdi. Bu zincirle onun ayağını bağladı. Bizim hücrenin tam karşısında bir tane projektör var. O projektörü duvara tutturan demirler var. Zinciri onun üstüne attı, çekti. Ondan sonra Cemal'in ayağını o zincirle o projektörün demirine bağladı. Ondan sonra yakasını tuttu, duvardan çekti, sırtını vurdu duvara. Çekti, vurdu, bıraktı gitti. Ve Cemal kasap çengeline asılmış bir koyun gibi asılı kaldı ve ağzından, burnundan kan yere damlamaya başladı. Biz 110 kişi seyrediyorduk. Önümüzde demir parmaklıklar var. Parmaklıkları kırıp ona yardımcı olamıyoruz. Slogan atıp bunu protesto edecek durumda da değiliz. Dediklerini kabul etmiyoruz. İçimiz yanıyor. Ama bir vahşet tablosunu seyrediyoruz. Saat tek ayağıyla orada bağlı kaldı. Sonra geldiler, indirdiler. Tabii yani yarı baygın, belki nefes alıp veriyordu ama gözler yani şişmiş veya yani ne halde insanlıktan çıkmıştı. Alıp götürdüler, hücreye koydular. O hücreye, 5 kişinin kaldığı bir hücreye. Sabah hücredekiler bağırdı, dediler ölmüş. Yüzbaşı Esat geldi, şöyle bir baktı, gene
bir işaretini verdi. 15 dakika sonra gardiyanlar geldiler. O hücrede kalan 4 kişiye. Dediler ki siz bir dilekçe yazacaksınız. Diyeceksiniz ki Cemal merdivenleri yıkarken bir kalıp sabuna bastı, ayağı kaydı, beyin kanamasından öldü. Yazacaksınız ve dördünüz de altına imzanızı atacaksınız. Bunlardan bir tanesi de eski Urfa Belediye Başkanı, bugünkü politikacı Feridun Yazar'dır. İmzayı attılar, alıp o dilekçeyi götürüp Esad'a verdiler ve Cemal'ı götürdüler. Yani ben bunu kendi gözlerimle gördüm. Siz dördüncü kata konulanlar ne yapıyordunuz? Ölüm orucundakiler ne durumdaydı? Dördüncü kata dedim ya, 110 kişiyi bizi biriktirmişler. Diğer arkadaşlar alt katta ölüm orucundadırlar. Yüzbaşının burada amacı bize olağanüstü işkenceler yapmak ve hepimizi teslim almak. Yani kurallara uyacağız. Ölüm orucundakiler de tek kalacaklar. Zaten kurallara ve işkenceler bizim uymamamız için ölüm orucuna gitmişe, ölüm orucunu boşuna çıkaracaktı. Şimdi yani işkenceler derken bu dayakla birlikte en kötü şey susuzluktur. Vanalar askerlerin elinde suyu kesmişler, biz su içemiyoruz. 4 gündür su içememiştik, yani artık benim içim yani cehennem içine girmiş ve boğazım yanıyor, kulaklarım zıngırdıyor ve artık dayanamıyorum. Arkadaşınız Ekrem Yıldırım'dan su mu istediniz? Dördüncü kat dördüncü hücredeyim. Benim altımdaki hücrede benim çok samimi olduğum 3 yıl benim evimde aynı odada ortaokulu okumuşuz. 4 yıl Tunceli Öğretmen Okulu'nda beraber kalmışız aynı koğuşta. Kardeşim gibi olan Ekrem Yıldırım var, o kurallara uyuyor. O kurallara uyduğu için onun kaldığı koğuşta, yani 3. katta toptan kurallara uyanlar kalıyorlar. Orada su akıyor. Ben arkadaşlarıma dedim ki ben artık dayanamıyorum. Ben su isteyeceğim. Bizim hücrede yani 50-60 kişinin kaldığı 5 metrekarelik bir hücrede bir pet şişesi vardı. Ve ben o pet şişesinin ağzına bir ip bağladım. Parmaklıklardan böyle dışarı attım, gitti. Ekrem'in hücresinin önünde sallanmaya başladı. Dedim ki Ekrem bana su gönderebilir misin? Ekrem'den ses çıkmadı. Bir daha bağırdım. Ekrem yine ses vermedi. Bir daha bağırdım ama kendi aralarında tartışıyorlardı. Bütün ısrarlarıma rağmen suyu doldurup bana yollamadılar. Ve o su şişesi idam edilmiş bir adam gibi o ipin ucunda öyle sallanıyordu. En son baktım ki Ekrem bana su göndermeyecek. Ben geri çektim şişeyi, su şişesini, boş. Ama nenemin ben küçükken bana anlattığı hikayeler veya cehennemle ilgili bana söyledikleri aklıma geldi. Çünkü benim nenem bana derdi ki cehennemde anne oğula, baba kıza sahip çıkamaz. Burada kardeşim bana sahip çıkamamıştı. O zaman ben gerçekten bir cehennemde olduğumu anlamaya başlamıştım. Ölüm orucu devam ediyor muydu? Sonuç ne oldu? Ölüm orucu devam ediyordu. Ve ölüm orucunun 45. günü Yüzbaşı Esat Oktay Yıldırım geldi. Kemal Pir ile görüştü. Kemal Pir olayı hepimize açıkladı. Dedi ki Yüzbaşı Esat Oktay diyor ki ben bundan sonra koğuşa geldiğim zaman sadece ben geldiğimde ayağa kalkın. Başka hiçbir şey istemiyorum. Siyasi savunmalarınızı serbest yapabilirsiniz. Hiçbir baskı, hiçbir uygulama size yapılmayacak. Hiçbir kurallara, yani cezaevi kuralları dışında hiçbir kurala uymanızı İstemiyorum. Herkes görüşünü söyledi. Neticede Hayri de tamam dedi. Ve Yüzbaşı Esad geldi. Tekrar Kemal'le konuştu. Ölüm orucu sona erdi. Yaklaşık 15 gün kadar bize karışmadılar. 15 gün sonra Esad Oktay Yıldırım geldi. Dedi ki ben Allah'la bile anlaşma yapmam. Siz kim oluyorsunuz? Ve işkenceler tekrar başladı. Biz tekrar direnmeye başladık. Ve ilk zannedersem dayak, yani 35'te bu ölüm orucundan sonra ilk dayak Mehmet Hayri Durmuş'a atıldı. Çünkü bir gün bizi hücrelerin kapılarını açtılar, anahtarlarını.
bizi hücrenin önündeki 5 metre genişlikte, 30 metre uzunluğundaki boşluğa bizi bıraktılar. O anda bir gardiyan geldi, Hayri'nin karşısına dikildi, dedi ki, sende Türk kanı var mı? Mehmet Hayri durmuş, baktı, dedi, Türk kanı, Kürt kanı, İngiliz kanı diye bir şey yok. Araş negatif, araş pozitif diye kan grupları vardır, dedi. Yok, dedi, nasıl Türk kanı yok? Hayri'yi falakaya yatırdı. Ve dövmeye başladı. Tabii, 3 gün sonra elimize bir gazete geçti. Kenan Evren zaman zaman der ki, işte Diyarbakır cezaevinde ne oluyor ne bitiyor, bizim haberimiz, yani benim haberim yoktu. Ama bu olaydan, yani Mehmet Hayri Durmuş'a yapılan bu işkencelerden tam 3 gün sonra bir gazete elimize geçti. Orada junta lideri Kenan Evren'in bir demeci vardı. Bu demeçte diyordu ki, bizim cezaevlerimizde yatan bazı tutuklular kendilerinde Türk kanının olmadığını söylüyorlar. Yani bu da bize gösterdi ki junta liderleri günlük olarak Diyarbakır cezaevi ile ilgileniyorlardı. Diyarbakır cezaevinde sistemli bir işkence var. Ben şimdi anlatacağım. Bir gün olsa, iki gün olsa, üç gün olsa ve gardiyanlar da sivil olsa, Kenan Evren'in dedikleri doğrudur ama gardiyanlar hepsi askerdir. Emir komuta zinciri içerisinde çalışıyorlar. Subayların veya kol ordu komutanı Kemal Yamak'ın emri olmasa tek bir kişiye bir fiske kimse vuramaz. Sistemli işkenceden neyi kastediyorsunuz? Ben şimdi anlatacağım neler yaptıklarını, bir sistemli bir işkence olayı olduğunu ve yalnız siyasi olanlar ve direnenlere değil. Mesela adli olan iki tane tutukluya yapılan muameleyi ben size anlatayım. Bu cezaevine giren kişi, yani Alevi olsun, Sünni olsun, Arap olsun, Kürt olsun, Alman olsun, komünist olsun, ne olursa olsun, cehennemde nasıl ki cehenneme giren herkese aynı muamele yapılıyorsa veya Dante'nin cehenneminde nasıl ki binlerce oda varsa, her suçu işleyen o suça özgü odalar varsa, orada kendine özgü işkence yöntemleri uygulanıyorsa, Diyarbakır cezaevinin evi de Dante'nin bu cehennemi gibi her odada ayrı bir insanlık suçu, ayrı bir işkence yönteminin uygulandığı bir yerdi Diyarbakır cezaevi. Hücrenizde tutuklu olan Mehmet Han Erşener'in başına neler geldi, anlatır mısınız? Mesela bizim koğuşumuzda bir gün yine sabah erkendi, genellikle kötü olaylar sabah erkenden olur. Şafak sökerken yine kapılar birdenbire açıldı. Tabii tam büyük bir sessizlik var. Biz uykularımızdan uyandık. Bir adamı askeri yürüyüşle yürüttüler, götürdüler. İkinci kat, yedinci hücreye, boş bir hücreye koydular. Ve gittiler. Hiçbir şey söylemediler. Ve adam 5 dakika sonra Hodeyo, Hodeyo, Hodeyo diye bağırmaya başladı. Ve biz kendi aramızda yorumlar yapmaya başlıyor. Bu adam niye böyle bağırıyor? Niye Allah'ı arıyor? Tanrı'yı kaybetmiş. Adalet mi arıyor? Tanrı'yı mı arıyor? Bir türlü bir sonuca varamadık ama yaşlı bir adam olduğu veya dindar bir adam olduğunu sonuca ancak vardık. Sabah oldu. Gardiyan geldi, onun kapısına gitti. Direktmen kapısına gitti. Adam Mehmet Han Erşener Diyarbakır emret komutanım diye tekmil verdi. Ondan sonra bunu falakaya yatırdı. Yani parmak ayaklarını şeyden uzattırdı ve ayaklarının altını elindeki bir sopayla dövmeye başladı. Bir müddet sonra 3-4 tane gardiyan daha geldi, bunu indirdiler. İndirdiler, aşağı kata getirdiler. Aşağı kattan bunu döverek bizim hücreye koydular. Fakat adamın her şeyi, yani büyük işkenceler gördüğü belliydi. Adam, yani o gün konuşamadık, gece oldu, gece konuşmaya başladık. Gece adam karşı tarafta, yani 35. koğuşun karşı tarafı 36. koğuştu, orası da aynı sistem, kardeş hücrelerdi. Orada yeni tutuklanan kişileri götürüp oraya koyuyorlardı ve onlara acayip işkence yapıyorlardı. Ve adam orada kendisine dayak zoruyla, işkenceyle fare yedirildiğini, fare yerken kustuğunu, kusmuğunun kendisine yaratıldığını bize anlattı. Ve bunları anlatırken dedi ki, dedi bu Asala kimdir? Asala, Asala dedi. Sen bana onu söyle. Ve biz biraz sohbetimizde beni tanıdı. Ben de onun çevresini tanıdım. Bana dedi ki, Selim dedi, bu Asala kimdir? Asala dedi. Sen bana onu söyle. Ben dedim ki, dayı bu Asala bir adam değil, bir Ermeni örgütüdür. Dedi, hep o Asala yüzünden. Bir de dedi, benim annem Ermenidir. Ondan dolayı dedi, bana çok işkence yaptılar. Bir gün sonra veya bir hafta sonraydı.
bir grup gardiyan geldi. Bir gardiyan elinde bir kutu boya vardı. Kırmızı boya. Ve elinde bir çubuk vardı. Geldi Mehmet Han Erşener'e dedi ki pantollarını indir. Mehmet Han Erşener pantollarını indirdi. Donunu indir dedi. Donunu çıkardı. Ondan sonra erkeklik organını gitti bir ip getirdi. Dedi bu erkeklik organına bu ipi bağla. Mehmet Han Erşener bağladı. Dedi bu ipi karşındaki bu hücrenin parmaklığına bağla. Parmaklığına bağladı. Ondan sonra gardiyan bir ressam maharetiyle elindeki fırçayı veya çubuğu fırça olarak kullanarak yağlı boyaya batırdı. Ondan sonra Mehmet Han Erşener'in erkeklik organını kırmızıya boyadı. Kırmızıya boyadı. Ondan sonra rahat dedi. Mehmet Han Erşener rahat yaptı. Hazrol dedi. Hazrol yaptı. Ondan sonra geri dön dedi. Geri erkeklik organı parmaklığa bağlı. Dönemez. Dönemediği için joplarla, kalaslarla vurdular. Sonra yetmedi. Dışarı çıkardılar. Dışarı çıkardılar ve bayağı yumruklarla burnuna, gözüne, kaşına vurmaya başladılar. Yere düştü adam. Yere düştü, gittiler. Uzunca bir zincir, yani yaklaşık 40 metre uzunluğunda bir zincir getirdiler. Adamın bir ayağını zincirle bağladılar. Zinciri dördüncü kata fırlattılar. Dördüncü kata fırlattılar ve birisi gitti onu çekti. Ondan sonra Mehmet Han Erşener tek ayak üstü dördüncü kat 10 metre yüksekliğe çıktı. O zinciri orada bağladılar, gitti. Ve bizim hücremizin karşısında onun da kanı ağzından döküldü. Dakika. Öyle kaldı. Ondan sonra getirdi, indirdiler. Bizim hücremiz buydu. Yine hücrenizde tutuklu olan kaçakçı Haydar Dizlek'in hikayesi nasıldı? Haydar Dizlek ikincisinin adı. O da adlı bir tutukluydu. Bir gözünüzün niye sağ, diğerinin sol gözü niye kürdür? Bunun için çok müthiş dövüyorlardı. Bu Haydar Dizlek, buna da bir şafak vaktiydi. Yine sırtında bir torba ve döverek kapıdan içeri soktular. Gözlüklüydü, siyah gözlükleri vardı, kalın. Getirdiler tam şeyin yerine, yani o salonun orta yerine bir gardiyan elinin içiyle bütün hızıyla adamın gözlerinin ortasına vurduğu gibi buradan gözlükler batmaya başladı. Ve kan adam yere düştü. Döverek bizim hücreye ittiler, kapıyı kapattılar, gittiler. Biz aldık adamı, adamı aldık, hücreye götürdük. Ondan sonra diyoruz ya dayı bir şey olmaz işte kendine gel falan. Yani affedersiniz ama adam dedi bırakın dayıyı dedi ben orospu çocuğuyum. Ya amca sen niye kendini öyle diyorsun? Ya dedi ben orospu çocuğu olmasaydım ben rüşvet verip buraya gelir miydim? Niye nasıl oldu niye rüşvet verdin de? Ya dedi ben kaçakçıydım. Ne kaçakçısı? Dedi ki biz Türkiye'de permatik cileti alıyorduk diyelim ki 25 kuruşa tanesi. Bir kamyon İran'da diyelim ki götürüp 1 liraya satardık. Ama Türkiye'den onlar 2 liradır. Biz o tarafa geçiş muamelesini yapıyorduk, geri getirip Türkiye'de satıyorduk. Dedi bundan dolayı ben Van'da yakalandım. Benim oradaki akrabalarım, işte yakınlarım, avukatlarım bana dediler ki biz bir şeyler yapalım, oradaki mahkemeye rüşvet verelim, seni Elazığ Sıkıntı Komutanlığı'na gönderelim, orada mahkemen çabuk görülür. Ve sen çabuk çıkarsın. Ben binlerce lira para vermişim, torpil yapmışım, buraya gelmişim. Ben niye öyle demeyeyim de ne diyeyim kendime? Böyle ve bu adamların başına yani adamlar siyasetle hiç yakından uzaktan ilişkisi yoktu. Ve müthiş böyle yöntemlere maruz kalmışlardı. Şimdi tabii bu yani işkence altında bu olaylardan sonra ölüm orucu bitti. Ondan sonra tekrar işkenceler başladı. Ve ölüm orucu bizde biter bitmez artık hızla bize yüklenmeye başladılar. Hızla bize yüklenmeye başladı. Ölüm orucunda olan arkadaşlar bir nevi şöyle bir karar almışlardı. Yani biz şu anda ölürsek mahkemede düşüncelerimizi söyleyemedik ve biz öleceğiz. Düşüncelerimizi söylememiş olacağız. Biz bekleyelim. Mahkemeler zaten açılıyor. Siyasi savunmaları yapalım. Ondan sonra ölüm orucuna girelim diye bir karara varıyorlar. Ondan sonra uyuyorlar. Fakat biz fiili direnenler sürdürüyoruz. Biz fiili direnenleri yani PKK ana davasında yargılananları bizi oradan alıp karşı tarafa 36. koğuş olarak nitelediğimiz koğuşa götürdüler. Orada biz 13 kişiydik.
Siz işkencelerin dorukta olduğu bir dönemde cezaevindeki uygulamaları anlatan 8 sayfalık dilekçeyi donunuza saklayıp mahkeme salonuna götürüp heyete mi verdiniz? Bize uygulanan işkencelerin hepsini yazdık bir dilekçeye. Ben bu dilekçeyi mahkeme heyetine vereceğim. Gizli donumun içine saklamışım. Mahkemeye karşısına çıktım. Daha doğrusu benden önce iki arkadaş vermek istemişti. Mahkeme kaldırmadı. Ben de dedim ki hakim bey, ben çok önemli bir açıklama yapacağım. Hakim benim itiraf yapacağımı zannetti. Dedi gel. Ben gittim. Elimi donumun içine götürdüm. Dedim adalet utansın. Ve çıkardım dilekçeyi. Verdim. Tabii hakim okuyunca bir karar aldılar. Dediler Selim Çürükay ve 13 arkadaşının verdiği dilekçe okundu. Dosyasına konuldu. Bir olurdu komutanına dilekçenin bir nüshasının kendi gönderilmesine. İki, cezaevinde tutuklara işkence yapılıp yapılmadığına, yemek verilip verilmediğine dair cezaevi müdürlüğüne tezkere yazılmasına. Deyip mahkemeyi kapattılar, mahkeme bitti. Mahkeme bittikten sonra hakimler çıkar çıkmaz 120'ye yakın komando bize saldı. Ve biz 13 kişiyi resmen linç ettiler. Resmen linç ettiler. Ondan sonra arkadan yine kollarımızı kelepçeye vurdular. Bizi zincirle birbirimize bağladılar ve o arabaya koydular. Ring denilen araba her tarafı kapalı. Onun üzerinde de üzerimize yürüyüş yaptılar. Bizi Diyarbakır Cezaevinin koridoruna getirdiler. Yüzbaşı Esat geldi, küfür etti. Dedi ulan açıkça bundan sonra sürdürmek isteyenler bu tarafa, adam olmak isteyenler bu tarafa. Böyle deyince 5-6 kişi bizden ayrıldı, adam olmak isteyen tarafına geçti. Biz de adam olmak istemiyorduk. Ve onun deyimiyle. Ve Yüzbaşı Esat bizim arkamızda, her birisinin arkasına dedi bir tane komando geçsin. Her bir komando geldi bizim arkamıza. Ondan sonra Yüzbaşı Esat bize soyunun dedi. Biz soymuyoruz dedik. Asker soy bunları dedi. Bizi 3 dakika içerisinde elbiselerimizi üstümüzden aldık, kilot aldık, kaldığında kaldık. Kilotlarınızı çıkarın, çıkarmıyoruz dedik. Zorla kilotlarımızı yırttılar, çıplak kaldık. Ondan sonra Yüzbaşı Esat elinde bir at kamçısıyla bir 5 dakika kadar toplu halde bizi dövdü. Rastgele yerlerimize vuruyordu. Ve ondan sonra durdu. Biraz dolandı, geldi. Benim omuzuma elini vurdu. Dedi ki Aysel çocuk, Aysel neyindir? Ben dedim benim eşimdir. Gardiyanlara dedi ki herkes karısını kucağına alsın, hücreye marş, bu burada kalsın. Ve herkes, her gardiyan, çıplak bir arkadaşı, damatlar gelinleri kucağına alıyorlar. O vaziyette kucağına aldılar, hücrelere doğru gittiler. Ben çırıl çıplak koridorda kaldım. Uzun boylu bir gardiyandı. Dedi, gardiyan sen bunu kaldırabilir misin? Emredersin komutanım dedi. Ben de o zaman yani 50 kilo ya gelirdim ya gelmezdim. Adam bir boynumdan, bir bramdan tuttu. Beni tavana kaldırdı, çarır çıplak. Sonra indirdi beni. Horoz dedi, git Aysel Çürükaya getir. O zaman kadınlar koğuşunun gardiyanın takma ismi Horoz'du. Yani onları tavuk olarak görüyordu. O da Horoz takma ismini vermişlerdi. Gardiyan gitti, yüzbaşı yanıma böyle geldi, elini omuzuma koydu. Dedi, senden tek bir şey istiyor. Sadece Türk'üm değil, başka bir şey isteyen şerefsizdir. Karşımda bir karilifer vardı. Ya Türk'üm diyeceğim, ya karilifere kafamı vuracağım. Başka hiçbir yol yoktu. Türk'üm. Ondan sonra orada topladığı elbiseler getirdiler. Palyoço gibi her birisi, biri arkadaşın elbisesi. Bana giydirdiler. Elini öyle omuzuma koydu. Dedi ki git mazlumla konuş. 5 kişi kalmışsınız. Hepinizi öldürürüm. Hiç kimse benden hesap sormaz. Ben dedim ki ben gidip kimseyle konuşmam. Dedi bunu götürün tek bir ücret koyun. Ben gittim. Mazlum dedi ki ne oldu? Ben olanları anlattım. Dedi ne yapacağız? Ben dedim siz ne yapacaksanız ben de aynı yaparım. Ve öbür gün biz gene direndik. Bir daha dönüşte biz de uymayı kabul ettik. Bizden sonra mahkeme çıkmayan bir grup var. Onu bu sefer bizim yerimize götürürler. Onlar da kabul edince Yüzbaşı Esat Oktay Yıldıran'ın deyimiyle artık cezaevinde kurallara uymayan tek bir sinek dahi kalmamış. Cezaevinde direnişler bitince, yani herkes kurallara uymayı kabul edince asıl işkence ondan sonra mı başladı?
ve işte işkence ve işte cehennem bu noktadan sonra başladı. Ne bir işkence uygulandı ki, öyle sesler geliyordu ki tamamen bir cehenneme döndü. Yani bu işin kitabını yazan birisi olarak ben bu işkenceleri size izah edersem, nasıl sistemli bir işkence olduğunu size göreceksiniz. Bize Diyarbakır cezaevinde teslimiyet döneminde uygulanan işkence yöntemlerini anlatır mısınız? İşkence yöntemleri, falaka. Falaka, kişi veya kişiler sırt üstü yatırılır, ayakları havaya kaldırılır, iki gardiyan tarafından ayaklar tutulur ve iki gardiyan veya bir gardiyan bir balta sapıyla içine demir konulmuş bir hortumla veya bir kürek sapıyla veya büyük bir kalasla kişinin ayaklarının altı dövülür. Buna falaka denilir ve bu her gün, her dakika, her saat Diyarbakır cezaevinde uygulanan bir yöntem. Ranza altı ol diye bir işkence yöntemi var. Koğuşlarda tahta ranzalar vardır. Tahta ranzanın altı 40 santim yerden yüksektir. 30 kişi kalıyor koğuşta, bazı koğuşlarda 100 kişi kalıyor, bazı koğuşlarda 200 kişi kalıyor. Gardiyan içeri girer. Der ki, ranza 6, 10, son sayı 3. 1, 2, 3 dedi mi, kimin neyi dışarıda kalmışsa, yani durdurulmuş bir makine gibi öyle kalmak zorundadır. Yani eli dışarıdaysa böyle kalmışsa böyle kalır. Ayağı böyle kalmışsa düz kalır. Kafası kalmışsa kafası kalır. Ve gardiyanlar ellerindeki zopalar ve joplarla kimin neyi dışarıda kalmışsa onu dövmeye başlar. O organı dövmeye başlar ve o ranzaların altında artık sağa kendini atamasın, sola kendini bağırmaktan başka yapacağın bir şey yok. Bu da her gün uygulanan bir işkence yöntemidir. Kocatepe Ol diye bir işkence var. Kocatepe Ol şöyle, Mustafa Kemal biliyorsunuz, yani Kocatepe'de, Ege'de Yunanlılara karşı Türk ordusu savaşırken Mustafa Kemal Kocatepe diye bir tepeye çıkmış. Orada ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir diye bir emir vermiş Türk tarihinde öyle yazar. Ve onun Kocatepe'de böyle bir fotoğrafı var. Kocatepe bu cezaevinde nasıl uygulanıyor? Diyelim ki 100 kişilik bir koğuş, 50 kişilik bir koğuş, 30 kişilik bir koğuş hepsi havalandırmaya tutuklular çıkarırlar. Havalandırma 40 metre genişliğinde, 40 metre uzunluğunda kare gibi bir boşluk. Üstünde gökyüzü, yan tarafında beton duvarlar var. Ve gardiyan Kocatepe Ol dediği gibi eğer 50 kişi ise 50 kişi, 100 kişi ise 100 kişi tak 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 üst üste gelir. En üsttekine sen ayağa kalk denilir. Adam üstüne kalk, ayağa kalkar, böyle bir Atatürk gün Kocatepe pozisyonuna takanır. Ondan sonra 10 kata İstiklal Marşı oku. O diğerleri hepsi birbirinin üstünde, o da hepsinin üstünde İstiklal Marşı'nı okuma 10 katasını okur. Kocatepe dağın kalkan kalkar, kalkmayan kalkmaz. Kalkmayana işkence yapılır. Bayılmış adam işkence yapılır. Dayak zoruyla su dökülür. Ayılmadıysa burnu çakmakla yakılır, öyle ayılır. Kule denilen bir işkence yöntemi vardır. Kule, 6 kişi birbirlerinin omuzundan tutarak bir daire oluşturur. 6 kişi onların omuzu üzerine çıkarak ikinci bir daire oluşturur. 6 kişi de ikinci kulenin üzerine çıkarak üçüncü bir daire oluşturur. Şimdi siz normal diyebilirsiniz, ya mümkün müdür? Bunlar akrobat mı? Yani olabilir mi? İşte Diyarbakır cezaevinde olamayanların olabilir olduğu bir yerdir. Ve 3 kat Pisa Kulesi gibi, tabi biraz eli olabilir, Pisa Kulesi gibi insanlardan bir kule oluşur. Ve gardiyan kule yıkıl dediği gibi herkes bir ölü gibi kendini bırakmak zorundadır. Ve 3 metre yükseklikten artık betonun üzerine düşen ölen ölür derlerdi, kalan sağlar bizimdir. Ölü olduysa eğitim zayiatı olarak kabul edilirdi. Onur kırıcı hiçbir insanın yeryüzünde kabul edemeyeceği başka işkenceler yöntemi vardı. Diyelim ki bir koğuşta 50 kişi kalıyor. 50 kişiyi havalandırmaya çıkarırlar. Ve derler ki belden aşağı herkes soyutsun. Kilot dahi herkes çıkarsın. Herkes eline bir Samsung sigarası, yani Marlboro filtreli bir sigara alsın. Herkes eline bir sigara alır. Herkes domalsın. Herkes domalır. Herkes sigarasını kıçına soksun. Der, herkes sokar. Herkes ellerini dize koysun. Herkes ellerini dize koyar. Ondan sonra sigara iç, havalandırmada volta atmaya başla der. İnsanların kaçında sigara
ve havalandırmalı, domalık halde volta atmaya başlarlar. Çok onur kırıcı bir işkence yöntemi. Ve gönüllü olarak kurallara uymuş yüzlerce insana bu yöntem uygulanmıştır. Daha önce yani biz işte marş okuyalım, İstiklal Marşı'nı söyleyelim, dua okuyalım, bize bir şey yapmasınlar diyenlere bu yöntemler hepsi uygulanıyor. Bundan daha onurcu kırıcı bir işkence yöntemi çok yaygın olarak kullanılmış. 50 kişi veya 20 kişinin bulunduğu bir koğuşta tutuklular hepsi havalandırmaya yine alınır. Bir tutuklu havalandırmanın ortasına çağırılır. Gardiyan bir şişe zeytinyağı yanına alır. Lastik jopu gardiyanın yanındadır. O şişeden yağı jopun üzerine döker, onu yağlar. Tutukluya domal der, diğer tutuklulara duvara dön der. Tutuklular döner ve kişi domalı vaziyettedir. Ve o kişinin kıçına jopu sokmaya başlar. Fakat sokarken büyük bir haz alır. Büyük bir haz alır. Kişi bağırır. Bağırtıları her tarafa gider. Ama adam jopu sokar. Ve kişi hala domalı vaziyettedir. Bir emirle yüzü duvara döndürülen tutuklulara geriye dön denilir. Tutuklular hepsi döner. Kıçına jop sokulmuş. Eğik vaziyette bir adam. Yüzbaşı Esad bizzat, ben kendim o adamla konuşmuşum. Bizzat Yüzbaşı Esad tutuklulara şunu der. Bu necidir ulan? Biz bilmiyoruz komutanım. Kimdir ulan bu? Bilmiyoruz. İşte kuyruklu Kürt dediğimiz budur. Der bu şekilde Diyarbakır cezaevinde uygulanmış. Daha başka işkence yöntemleri var. İşkence yöntemleri çok çeşitliydi. Çünkü işkenceyi icat eden bir gardiyan en azından 2 günlük şeye gönderilirdi, çarşı izinde. Eğer yöntem çok iyi ise ev izinine gönderilirdi. Daha iyi ise normal askerken onbaşı olarak terfi ederdi. Yani icatçı muamelesi görürdü her işkenceyi icat eden gardiyan. Mesela birisi şöyle bir icat yapmıştı. Gardiyan dışarıda demek ki dolaşırken küçük, şu kadarcık yeşil bir kurbağa görüyor. Ve zaten biliyor ki Yüzbaşı Esad onu mükafatlandıracak. Bu hemen aklına geliyor. Bu onu ayağını tutuyor, getiriyor kedi koğuşuna. Bütün koğuşu çıkarıyor. 60 kişi, 70 kişi veya 20 kişilik koğuşta. Ondan sonra havalandırmada herkes diyor ki ulan bu kurbağayı görüyor musunuz? Bunu yutacaksınız. Yutacaksınız. Yuttuktan sonra elinizi ağzınıza götüreceksiniz, kusacaksınız. Eğer kurbağa bayılmışsa dayak yiyeceksiniz. Yok, bayılmamışsa bir şey yok. Kurbağa nasıl yutulur? Yutulduktan nasıl kusulur? Bu soruyu bana sorarsanız Diyarbakır'ı bilmediğiniz için sorarsınız. Dışarıda bu böyle olamaz. Yapamazsınız belki insanlara ama Diyarbakır'da yaptırılmış. Toplu halde bu yapılmış. İnsanlar kurbağa yemiş, tekrar kusmuş, bayılmışsa işkence görmüş. Bayılmamışsa işkenceden kurtulmuştur.